Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Ben de iç guatr var. Hemen hemen 4-5 senedir guatr hastasıyım. Sürekli kullandığım bir ilacım var zaten. Sabah aç karnına kullanıyorum. Ancak tiroidim az çalışıyor. Son 1,5-2 aydır da şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Sol bileğimden omuzuma ve boynuma kadar bir damar çekiliyor sanki. Sırtımda ve göğsümde ağrı hissediyorum. Son guatr tahlillerimi yaptırmaya gittiğimde bu sıkıntılarımı da dile getirdim. EKG istediler. Kan ve idrar tahlillerimi yaptırdım. Henüz daha sonuçlarını almadım. Ancak EKG'de bir sorun olmadığını söylüyorlar ama benim şikayetlerim devam ediyor. Acaba guatr kalple ilgili bir sorun yaratabilir mi? Onu merak ediyorum. Evet. Dilek Hanım şöyle... guatr yani tiroid hormonları ile kalp çalışması arasında direkt bir ilişki vardır. Örneğin tiroid hormonu fazla çalışırsa yani tiroid hormonları fazla salgılanır ise kalp hızı artar. Metabolizma hızlanır. Kalp hızı artmasından kaynaklanan ve metabolizmanın hızlanmasından kaynaklanan sebeplerle de kısa mesafelerde yorgunluk ortaya çıkabilir. Zaman zaman göğüs ağrıları ortaya çıkabilir. Evet, evet. Bunlar tamamını yaşıyorum. Merdiven çıkarken, yokuş çıkarken göğsümde ağrı, nefes ağırlığı ve ailemde de geçmişimde de anne tarafımda da baba tarafımda da kalp krizi var zaten. Evet. Ondan dolayı da endişeliyim. Hani ben tetiklerimi zaten hani yaptıracağım, bilinçli de bir insanım ama evet, emin olmak istedim sadece. Buyurun. Ne önerirsiniz, ne yapmam gerekiyor? Tabii ki öncelikle primer sebebi yani bu duruma sebep olan durum tiroid hormonu eğer fazla çalışıyor ise antitiroid hormonlar kullanılması gerekiyor. Yani tiroid faaliyetini yavaşlatıcı veyahut da hormonların etkisini azaltıcı ilaçlar kullanılması gerekiyor ki bu tabii ki benim işim değil, ben neticede kalp damar cerrahıyım. Endokrinoloji bölümünde mutlaka sizi takip eden bir endokrinolog sanırım vardır. Onların sorunu çözmesi gerekiyor. Ancak burada söylemek istediğim bir şey var. Eğer tiroid hormonları az çalışıyor ve uzun süredir az çalışıyor ise damar sertliğine sebep olan şeylerden bir tanesidir. Az çalışması da. Çünkü metabolizma yavaşlar. Tam tersine olarak. Metabolizma yavaşlayınca biraz önce söylediğim metabolik sendroma benzer bir durum ortaya çıkar ve damar sertliği oluşabilir. Biz bu tabloları da görüyoruz. Veyahut da çok az salınan tiroid hormonu sebebiyle ileri derecede kalp hızı yavaşlamaları görüyoruz. Ve kısa mesafede yine yorgunluk, halsizlik gibi metabolizma yavaşlamasından kaynaklanan bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu durumda da tiroid hormonu verilmesi gerekiyor. Yine tedavi şeydir. Ama sizin mutlaka bir kardiyoloğun sizi görmesinde fayda var. Bu şikayetlerde. Çünkü sizde ailesel faktör de var. İleri tepkiler yapılmasında mutlaka fayda var diye düşünüyorum. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.